Birleşmiş Milletler çalışanlarının Hamas'la işbirliği yaptığı yönünde. Filistinli mültecilere yardım ajansı soruşturma açtı. 9 çalışanın işine son verdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ajansa sağladıkları fonu askıya aldılar. Milyonlarca insanın muhtaç olduğu yardımlar her an kesilebilir. Gazze'de yerinden edilmiş yaklaşık 2 milyon insan zaten yetersiz olan yardımları da kaybetme riskiyle karşı karşıya. Sebebi İsrail'in Birleşmiş Milletler çalışanlarının Hamas'la işbirliği yaptığı iddiası. İddianın gündeme gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler soruşturma başlattı. Tespit edilen 12 çalışandan 9'unun işine son verildi. Birinin öldüğü teyit edilmiş durumda. Diğer ikisi içinse kimlik tespit çalışması sürüyor. İsrail yeni krizi bahane ederek Filistinli mültecilere yardım ajansının Gazze'den çıkması hatta kapanması yönünde çalışacağını yineledi. Ajansın yaklaşık 13 bin çalışanı bulunuyor. Bölgede faaliyet gösteren en büyük Birleşmiş Milletler kuruluşu Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinlilere sağlık, eğitim ve diğer insani yardımları sağlıyor. Gazze'deki savaşın başından bu yana defalarca İsrail saldırılarına hedef oldu. İddiaları gerekçe gösteren ABD, Kanada ve Avustralya'nın yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre ve Finlandiya ajansa sağladıkları fonları askıya aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, suçlamalar karşısında dehşete düştüğünü söyledi. Fonları askıya alan Batı ülkelerinden ajansın operasyonlarının devamını garanti altına almalarını istedi. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese ise fonları kesen devletlerin soykırım sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ediyor olabileceklerini söyledi. Adalet Divanı'nın Gazze'deki saldırılara ilişkin ihtiyati tedbir kararını hatırlatan Albanese, fonları askıya almaya karar veren ülkelerin zamanlamasına dikkat çekti. Filistinli mültecileri yardım ajansı uzun zamandır İsrail'in hedefinde. Zira ajans Arap-İsrail savaşında yerinden edilen yaklaşık 750 bin Filistinlinin kayıtlarını tutuyor. Evlat edilenler de dahil Filistinli mültecilerin torunları da mülteci olarak kayıt altına alınıyor. Ajansın tuttuğu kayıtlar sayesinde bugüne kadar yerinden edilerek bölge ülkelerine dağılan milyonlarca Filistinli vatanlarına dönüş hakkına sahip oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri öncesinde gündem hareketli. Eski Başkan Donald Trump hakkında açılan tecavüz davasında 83 milyon dolar tazminata mahkum oldu. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir çekişme konusu olan Teksas'taki göçmen krizi de anayasal kriz boyutuna ulaştı. Vali Yüksek Mahkemenin dikenli telleri sökün kararını tanımadı. Valinin yardım çağrısıyla 10 eyalet ulusal muhafızlarını gönderdi. Federal yönetimle çatışma ihtimali söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine aylar kala siyasi gündem hareketli. Cumhuriyetçi Parti'den aday olmasına kesin gözüyle bakılan eski başkan Donald Trump, Jean Carroll'a tecavüz ve hakaret davasında 83 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu. Mahkeme karara Trump'ın Carroll'ın itibarına zarar vermesini gerekçe gösterdi. Kararı öğrenen Carroll, avukatına sarılarak sevinç gösterisinde bulundu. Trump ise sahibi olduğu sosyal medya platformundan karara tamamen saçmalık diye tepki gösterdi. Dava uzun süredir devam ediyordu. New York'ta 16 Ocak'ta başlayan zarar tazminatı davasında 9 kişilik jüri bu defa sadece Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek. Ülkedeki diğer bir tartışma konusu da Meksika